Arkadaşlar merhaba. Daha önceki dersimizde kablolu ve kablosuz ağlarda yaşanan sorunlara dayanmıştık. Bu konumuzda ise DNS mantığını anlayacağız, onu kavrayacağız. DNS nasıl değiştirilir? Önemi nedir? Ne faydası vardır? Buna bakacağız. Ülkemizde genel olarak DNS bizim aklımıza ne zaman geliyor? Herhangi bir web sitesi yasak olduğu zaman hemen DNS'ini değiştiriyoruz, IP'yi değiştiriyoruz, bir şeyler yapıyoruz yani. Bu şekilde aklımıza geliyor. Yani ne zaman sıkışsak onunla ilgili hemen araştırmalar o zaman yapıyoruz. Şimdi DNS kısa ve öz tabiriyle arkadaşlar bir IP'yi harflere dönüştürür. Mesela bir web sitesi domaini aldığınızı varsayalım. Aldığınız web sitesinin adını alıyorsunuz ama bu kaydediliyor. Bu kaydedildiği zaman bir host alıyorsunuz. Host aslında bir IP'dir. Bu IP'yi işte bize DNS çözümlüyor. Diyor ki bu IP'nin adı ahmet.com'dur, mehmet.can'dır gibi değiştiriyor. DNS bu işe yarıyor. Eğer DNS'siz bir domain alırsanız o domain çalışmaz. Oysa ki çalışması gerek. Genel basit tabiriyle fakat çalışmaz. Onun için DNS bizim için önemli. Her bilgisayarın bir DNS'i vardır. Kendi lokalinde olan ve hatırlatmakta fayda var. Şimdi komutlara gireceğiz ama komutlara girdikten sonra daha iyi anlayacaksınız. Şimdi öncelikle DNS'ler, biraz sonra komutlara bakacağız. Bazı DNS adresleri harflerden oluşabiliyor. Yani karmaşık harflerden oluşabiliyor. Bu sizi yanıltmasın. Onu söyleyeyim. İkinci olarak genelde gateway IP adresiniz, DNS IP'niz eğer otomatikse birbirine benzer olur, farklı da olabilir. Önemli değil. Önemli olan burada dışa bağlı herhangi bir yere ping atabiliyor ve cevap alabiliyorsanız DNS'inizde herhangi bir problem yoktur. Çünkü onu çözümleyecek olan şey aslında DNS'tir. Yabancı teknik tabirler kullanmıyorum. Şimdi öncelikle bakalım bizim DNS'imiz neymiş? Buna bir bakalım. Bu komutu daha önceki dersten hatırlamanız gerek. Benim DNS'im bu. DNS server'ım. Başka burada size göstereceğim. Gateway. Şimdi biz bunu gördük. Bakalım bizim DNS'imiz çalışıyor mu? Buna bir bakalım. İlk önce şuradan bir Yeniçağ Gazetesi.com.tr bakalım çalışıyor mu? İnceleyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Giriyor yani bir yerlere. Şurada bir sıkıntı yok. Tekrardan ana sayfaya dönelim. Gördüğünüz gibi döndü. Evet. Yeniçağ Gazetesi.com.tr. Şimdi bakalım. Yeniçağ Gazetesi.com.tr. Gördüğünüz gibi no problem. Çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Peki. Bir de çözümleme yapsın. IP'yi. Yani şöyle düşünün. O zaman IP'lerden oluşuyorsa bir web sitesinin adı IP'siyle de giriş yapabilirim. Neydi o komut? Şöyle olması lazım. Yeniçağ Gazetesi.com.tr Bu var. Bir de şuna bakalım. DNS lookup. DNS lookup. Ne diyelim? Mesela şuradan bir bakalım. Giriyor mu, girmiyor mu? Mouse'umuz bozuk olduğu için idare edeceksiniz artık. Bu şekilde. Bakın Cisco'ya girdi, gördünüz mü? Yeniçağ deneyelim. Girmeyebilir. Bazı internet siteleri bunu engelleyebiliyor. Gördüğünüz gibi direktör IP güvenlik önleminden dolayı. Doğru mu yazdık? 104.28.2.62 63 yapalım. 60 yapalım. 1 yapalım. Buralarda genelde arkadaşlar farklı web sitelerde çıkabiliyor ama en azından mantığını öğrendik. Bu girilmeyen şeyleri de sonra değiniriz zaten. Diğer konularla alakalı çünkü bunlar. Başka neresi olabilir? Bakalım çalışıyor mu? Onu da kontrol edelim. Gördüğünüz gibi Haber Türkiye'de giriş yaptı. Yani mantık bu. Başka bir özelliği yok. Aslında çeviriyor. Buradaki olduğu gibi. IP'sini bizlere. Evet. Burada da aslında rakamsal olarak çevirmiş. Mantık bu arkadaşlar. Başka bir özelliği yok DNS'in. O kadar fazla. En azından bu derste. Peki DNS adresini değiştirirsek ne olur? Değiştirelim bakalım. Bakalım. Herhangi bir yere girebiliyor muyum? Girebiliyorum. Gezinebiliyor muyum? Gezinebiliyorum. No problem. Mantık bu. Peki kafadan sallarsam ne olur? Olmayan bir şey atayalım buraya. Şöyle saçma salak bir şey koyalım. Bakalım neler oluyor. bağlanmayacak. Kısacası. Cevap alamayacak. Çözümlemeyecek. Mesela bakın şu an çözülmesini istedim. Gördüğünüz gibi benim burada DNS adresimi verdi. Şimdi eski otomatik olarak oluştursun. Bakın benim DNS adresim bu da Cisco'nun çevrilmiş IP adresi. Durum bundan ibaret. Fazla kasmaya gerek yok. Zaten ilerleyen zamanlarda yeterince kasılacağız. Her zaman bir önceki videoya dönün. Bir gözden geçirin. Yoksa hiçbir şey anlamazsınız. Onun için kısa kısa tutuyorum ben anlatımlarımı. Pratik yaparak daha iyi anlayabilirsiniz bunları. Dersler ağırlaşacak zaten. Gittikçe artık biraz daha işin şu anda farklı yerlerine gittik. İlk önce temeli oturtursanız bu sertifikaya çok çabuk sahip olabilirsiniz. Temeli oturtturamazsanız bundan sonraki videolarda zaten sizin için gereksiz olacak. Bu üç videoyu mutlaka izleyin tekrardan. Tekrar edin zaten kısa videolar. Allah'a emanet olun. Görüşürüz.